Selamlar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML hoca matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2020 için 2021 tayfa için bir kamp yaptık. Kampı başlattık. 8. haftaya geçiyoruz. Ee, kampa ilk baştan itibaren başlayanlar, katılanlar, hala devam edenler mevcutken yaklaşık olarak bir 3-4 hafta öncesinde ben Kampa henüz başlamamış ama başlamayı düşünenler ve başlamak isteyenler için ekstra bir program hazırlamıştım. Bu öğrenciler de o programa göre ilerliyorlar ve daha sonrasında tercih dönemi'nin yani tercihlerin açıklanması yaklaştıkça ee, yorum kısımlarında yorumlarda takip ediyorum yorum kısımlarına sevgili gençler ee, bir hani bir furya başladı hocam yeniden bir program yapsanız bu son olsa ve biz de buna göre hareket etsek diye Tabii ki sizin isteklerinize karşılıksız kalamıyorum sevgili gençler. Bunun için bir e, oylama da başlattım, yani anket de başlattım ve bu ankette yaklaşık olarak 2.200-2.300 kişi şu an ben e, başlamadan önce, yani bu videoyu çekmeye başlamadan önce 2.200-2.300 belki de daha fazlaydı hani yanlış hatırlamıyorsam kişi e, katılmış ve %80'den fazla evet hocam tekrardan bir program hazırlarsanız çok seviniriz diye yorum kısımlarında hocam programın e, ipinin ucunu kaçırdım tekrardan başlamak istiyorum ya da hocam sizi geç geç keşfettim ve ben de sizle başlamak istiyorum diye talepler aldım e, dolayısıyla sevgili gençler şu an ekranda gördüğünüz yeni başlayanlar hiç başlamamışlar için SML Hoca matematik kampının programı sevgili gençler tabii ki biraz normal programa göre hızlandırılmış çünkü biz e, bu programa Temmuz ayında başladık arkadaşlar biliyorsunuz. Temmuz'dan beri biz devam ediyoruz. Yani Temmuz ve Ağustos Ağustos bitti artık neredeyse 2 aydır devam ediyoruz. 8. haftamıza gireceğiz. Ve yeni başlayacak olan arkadaşlar için 1 Eylül'de başlatıyoruz. Program ne zaman bitiyor diye soracak olursan bütün ödevlerini yaptığın takdirde program 20 Ocak 2020'de bitiyor. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocağın yarısı dersek 4,5 ay gibi bir sürede bitecek. Ee, düşünecek olursak 2020 YKS'ye yaklaşık olarak 10.5 ay var Biz bunun 4.5'ünü çıkardığımız zaman sana da geriye 6 ay gibi bir süre kalıyor O 6 aylık süre içerisinde de zaten artık matematikten gerek branş denemeleri gerek dener, genel denemelerdeki matematik e, kısımlarında Allah'ın izniyle soru kaçırmayacaksın ee, Kaçırsam bile zaten bu denemelerde bunları tekrardan yanlış cevaplarını doğruya, boşlarını doğruya yani artı netlere çevirmen için bir avantaj bulacaksın. Bence bu yeterli bir süre. Yani 4,5 ayda Eylül ayında başladığın, Eylül 1'de başladığın bir kampı 4,5 ayda bitiriyorsun. Yani yaklaşık olarak Ocak Ocak 20'de bitiriyorsun ki zaten Ocak 20 yazmıştım ben programın sonuna. Ee, ve Ocak 20'den sonra zaten şöyle düşünelim. Haziran 20 gibi bir sınav olsa zaten senin önünde 6 ay var. Sen o 6 ayda matematik adına artık dilediğini yapabilirsin. Özgürsün. Ee, kamp programındaki videolara biraz göz attıysanız hiç başlamamış olanlar. Gerçekten detaylı işliyoruz konuları arkadaşlar. Ve öğretici, yapıcı, e, sana çok şeyler katan videolar sevgili gençler. Diğer arkadaşlara da sorabilirsiniz bunları. En temel düzeydeyim hocam. Yani 0.5 net arasındayım hocam. Bunları dinlesem bana yarar olur mu? Tabii ki olur. Yani... Ee, konular, konu sorularının her biri almış şağım zor değil ve şunu soracak olan arkadaşlar hocam ben matematiğim zaten altyapı var yani 20-25 net yapıyorum bazen 25'in üstüne de çıkıyorum ben de desem bana da yararı olur mu? Kesinlikle olur. Çünkü her pdf'in e, içeriğinde yine zor sorularımız var ve pdf'in sonunda da zaten e, belirli bir haftadan yani 5. haftadan itibaren yaptığımı düşünüyorum. 5. haftadan itibaren yani denklem eşitsizlik mutlak değerden itibaren sınavda nasıl sorarlar diye de bir kısım ekledik ve burada da tamamı yeni nesil sorulardan ve biraz daha zor sorulardan oluşmuş sorular bulunuyor. Ki zaten sevgili gençler bu kamp programıyla yetinmeyeceksiniz. Yani bu sadece bu kamp programına katılıp e, buradaki soruları görerek bir şey elde edemeyiz. Aralarda verdiğimiz ödevleri yapacaksınız. Bunun yanı sıra Zaten bu ıı, acil matematik TYT Soru Bankası'ndan da ödevlendiriyorum ya ben sizi bu kamp programında. İşte bu kamp programlarında sevgili gençler ee, bu ödevleri yaparken çözemediğiniz soruları da yine bu kanalda SML Hoca Matematik kanalında arkadaşlar benim kanalda ee, yine 2020 ve 2021 acil matematik TYT Soru Bankası çözümlerini AYT Soru Bankası çözümlerini bulacaksın. Yine buradan ödevlendirdiğim matematiğin ilacı atlı. E, kitabımızın da çözümlerini yine benim kanalımda bulabiliyorsunuz. E, ekstradan kafanıza takılan bir soru şu olabilir. Matematiğin ilacı kitabı hocam çok e, alt düzey değil mi? Şimdi Matematiğin ilacı adlı kitap e, bence hani yazdığım için falan söylemiyorum. Yazarlarından birisi olduğum için söylemiyorum. Piyasadaki e, hani alt düzeylere hitap eden kitaplarla çok karıştırılmamalı. Evet biz zaten temel kitabını matematiğin yeni neslin temel kitabını yazdık diye de bir sloganımız var kitabın kapağında da içerisinde de. kusura bakmayın gece geç saatlerde çektiğim için videoyu biraz da dilim dolanıyor. Bu kitapla alakalı kitabın kolay olduğunu temel bir kitap olduğunu zaten biz biliyoruz söylüyoruz ama çözmen gerekiyor diyoruz. Neden? Geçen İbrahim hocamla beraber de İbrahim, İbrahim Turan Başay hocamla birlikte de Instagram'daki canlı yayında da bunu belirttik sevgili gençler. Yani bazı fen liselerindeki öğrencilere bile aldırdık bunu çünkü daha fazla klasik soru gören öğrenciler, yeni nesle adapte olamamış öğrenciler bu kitabı alarak, bu kitabı çözerek hani kısa bir sürede çözmeniz de gerekiyor aslında. Ama kan programında e, kolay adapte olun diye Eylül, Ekim, Kasım gibi bitiyor mesela bu kitap. Yavaş yavaş çözün e, ve gençler bu kitap size ne katkı sağlar? Yeni nesil sorularda hız kazanmanızı sağlar arkadaşlar. Yani biz tamamen buna yönelik yazdık bu kitabı. Ee, yeni başlayanlar için ne sağlar? Yeni başlayanlar için temel işlem yeteneği sağlar. Konu bütünlüğü sağlar arkadaşlar. Konu, konudan konuya geçerken e, o bağlantıyı görmenizi sağlar. Yani zaten bunu 20-25 net, ya, 20 net yapan öğrenciler bilir bunu. Ama yeni başlayanlar için de mesela basit eşitlikten mutlak değere geçerken aralarındaki bağıntıyı çözmeni sağlayacak sorular var. Ve tamamen senin yeni nesli alıştıracak ve yeni nesilde hızlanmanı sağlayacak. Yani üst düzey öğrenci grupları için üst düzeyden kastında 20-25 netten fazla yapan öğrencileri söylüyorum. O kadar da üst düzey değil hemen şımarmayın. Ee, üst düzey öğrenciler için söylüyorum. Bu öğrenciler bu kitabı çözerlerse yeni nesil sorulara zaten alışkındırlar ama yeni nesil sorularda hızlanacaklardır. Alt düzey öğrenciler, alt düzeydeydim diye gücenmeyin arkadaşlar. 0-5 net arası yani temeli zayıf olan öğrenciler için de bu kitabı çözmek onlara hem temel atacak hem de onları 15 net civarına, 20 net civarına çıkmalarını sağlayacak. Merak etmeyin. Bu kitap önemli. Bunu alacaksınız, bunu çözeceksiniz arkadaşlar. Yani ee, hocam siz de kolay kitabı öneriyorsunuz gibi düşüncelere kapılmayın. TYT Soru Bankası'nın çözümleri de var. Hani o e, bir algı oturmuş üzerine... Acil zordur. Bisikletli kitap çok zor. En sonunu çözmemiz lazım. Önce bir şunu çözelim, sonra bir bunu çözelim, en son acili çözeriz çünkü acili hazırlanmamız lazım gibi algıların dışına çıktık. Dışına çıkmanız lazım. Ee, kitap gerçekten çok zor bir kitap değil, ama zor olduğunu düşünenler de arkadaşlar yine onun da çözümlerini bu kanalda bulabilirler. Sıkıntı yok. Ama matematiğin ilacı olmazsa olmaz. Yani biz sadece matematiğin ilacını övüyoruz gibi düşünmeyin. Diğer kitaplarımız da çok 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 sağlam. Diğer kitaplarımız çok çok iyi. Ben bu kitabın zaten temel kitap olduğunu biliyorum. Ama sevgili gençler çözmeniz de gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Ee, gerçekten çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu hani nasıl diyeyim? Vaktinizi çalacak bir şey değil zaten. Madem kolay al çıtır çıtır çöz ve bitir. Ve daha sonrasında sana katkısını olan katkısını gördükten sonra... ...gel bana bir teşekkür et. Yeter. Başka bir şey istemeyiz. Şimdi... Yavaş yavaş programınızdan bir bahsedelim. Arkadaşlar Eylül 1'de, Eylül 1'de başlıyorsunuz. Genelde e, konuların arasına dörder gün koymaya çalıştım. Yani bir konu, yani bir konu derken mesela burada 3 tane konu işliyoruz. Temel kavram, maksimum, minimum, değer, ve ardışık sayılar. Daha sonrasında matematiğin ilacı ve Belirlediğin kaynaktan kendi bir tane kaynak belirliyorsun. O kaynaktan sevgili gençler yani acil dışında bir kaynak belirle. Matematiğin ilacı ve kendi belirlediğin bir kaynaktan. Bakın burada acil matematik TYT Soru Bankası'ndan bahsetmiyorum. Ekstradan bir kaynaktan bahsediyorum. Düzeyine uygun olan bir kitabı kendin daha iyi bilirsin. Ben sana buradan önermeyeceğim. Çünkü bunu izleyen herkes aynı düzeyde değil. Kendine, kendini hangi düzeyde görüyorsan ona göre bir kaynak belirle. Ve belirlediğin kaynağın da bu arada video çözümlerinin olmasına dikkat et. Video çözümlerini aç izle gerekirse, kaliteli ise, ekran görüntüsü iyi ise, soruları uzun ve detaylı çözülüyorsa ancak o şekilde tercih etmeni öneririm sana. Matematiğin ilacı ve kendi belirlediğin kaynaktan burada 1, 2, 3, 4 gün boyunca soru çözeceksin. Hangi soruları çözeceksin? Buradaki soruları, bir önceki hafta işlediğimiz soruları. Ve daha sonrasında 4 gün sonra yeni konuya geçiyoruz. Yeni konu çözümleme asal sayılar bölen sayıları. Ve daha sonra gene 4 gün boşluk. O sırada o dört gün boşlukta boş değilsin. Matematiğin ilacı ve kendi belirlediğin kaynakların çözümlerini yapıyorsun. Ve sonra yine faktöriyel bölme bölünebilme diye devam ediyor. Hocam her konunun arasında her konu gününün arkasına yine dört gün bu şekilde mi yapacağız? Hayır bazen daha fazla da uzun süre vereceğim. Çünkü mesela burada obebok ve rasyonel sayılar var. Obebok ve rasyonel sayılardan sonra bakın şurada şu dört gün boyunca matematiğin ilacı ve kendi belirlediğin kaynaktan şu konunun sorularını çözüyorsun. Ve daha sonrasında acil TYT Soru Bankası'ndan sevgili gençler şurada bakın 7 gün boyunca o 7 gün boyunca ne yapacaksın? Şurada temel kavramlar maksimin değer. Çözümleme asal sayılar, faktöriyel bölme bölünebilme, o ve bokek rasyonel sayılar. Bu dördünün hepsinin de sorusunu çözüyorsun acil matematik TYT Soru Bankası'nda. Umarım anlaşılmıştır bizim derdimiz. Bunu yaparken de tüm bunları bitirirken de biz dedik ya 20 Ocak 2021'de bu kamp programı bitecek. Sen bunları yaparken bir tane matematiğin ilacı, acil matematik matematiğin ilacı soru bankasını bitirmiş olacaksın. Bir tane kendi belirlediğin TYT, TYT soru bankasını bitireceksin. Bir tane kendi belirlediğin AYT soru bankasını bitireceksin. Acil matematik TYT soru bankası ve acil matematik AYT soru bankası. Bunların hepsini bitireceksin bu program dahilinde. Eğer ki programa düzgün bir şekilde uyarsan, ee, düzgün hareket edersen, konuları kaçırmazsan, konuları iyi dinlersen ve bu verdiği modelleri nokta atışı bir şekilde yaparsan zaten olay kopmuş demektir. Sen matematiğin ilacını ayrı bir kefeye koyarsan ayet, acil, e, pardon, TYT ve AYT'den toplam 4 tane kitap bitirmiş oluyorsun tertemiz. Ama program dahilinde yap bunu. Çünkü program dahilinde yaparsan yük senin omuzlarına daha az binecektir. zaten Temmuz'da yapan öğrenciler şu an e, yüz yüze görüştüğüm öğrenciler de var bu programı takip eden sevgili gençler. Onlar şu an Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın yaklaşık olarak e, 108-109 o, o civarlara geldiler. Yani 432 sayfalık bir kitabın %25'ini bitirdiler. Bu haftaki ödevle beraber neredeyse yarısını bitirmiş olacaklar. Hani bir kitap biter mi bu programa göre düşünmeyin. Evet gerçekten biter arkadaşlar. Yeter ki düzenli, stabil olun, kararlı olun, biter. Merak etmeyin siz bana güvenin. Ee, bir program istediniz benden. Ben size bu programı yayınlıyorum. Siz bana güvenin. Ee, hani bunda nasıl diyeyim? Binlerce öğrenci gördük. 2000 Belki iki binlerce, belki üç binlerce öğrenci gördük sevgili gençler. Derslerine girdi. E, İlla ki bir program dahilinde onları çalıştırmaya çalıştım. Ve bu program tutar mı? Tutar. Bu program ee, nasıl diyeyim? İşe yarar mı? Gerçekten işe yarar. Kusura bakmayın mesaj seslerini falan kapatmayı unutmuşum. Bu program gerçekten işe yarar mı? Yarar. Siz bana güvenin. Ben ne dediğimi biliyorum. Ütopik düşünmüyoruz. Ee, zaten şu hani aşamada sınavına senin 10,5 ay var. Ütopik düşünenler aslında şöyle oluyor. Aman daha çok zaman var. Ben ders çalışmaya başlamayayım. Aman daha çok zaman var matematiği sonraya bırakayım. Aman daha çok zaman var ben acil matematiği son iki ay çözerim diyenler işte asıl onlar ütopik düşünüyorlar. Son iki ayda veya on buçuk ay kısa uzun bir süre olduğunu düşünüyorlar. Çok kısa bir süre arkadaşlar. Bunu geçen seneki mezunlara sorabilirsiniz veya geçen sene 12. sınıfta olanlara sorabilirsiniz. Bir de bu pandemi süreçlerini yani 2020'de başımıza gelenleri düşündükten sonra sevgili gençler. senin bu tarz olaylara, havalara girmene hiç gerek yok. Dolayısıyla çok zaman yok. Buna emin olabilirsin. Ee, 2020 tayfanın sınava girdiği gün daha dün gibi aklımızda. Hangi şartlarda girdikleri daha dün gibi aklımızda. Ee, bundan bir buçuk ay geçmiş bakın üstünden. Belki biraz daha fazla geçti. Hani on buçuk on buçuk ay diyoruz ama belki on ay kaldı. Tam şu an aklımda şey değil. Ama yaklaşık olarak bir on aylık süren var. Dolayısıyla başladın başladın. Başlamadın olmadı. Çözdün çözdün çözmezsen olmaz. Tamam. Benim dediklerimi uygula. 05 net bandında olan şu anki arkadaşlar size söz veriyorum ki siz en az 20 net yapacaksınız sevgili gençler. Şimdi bu acil matematik TYT soru bankalarının çözümlerinden sonra bu ödevlerden sonra tekrardan konu anlatımını dinlemeye başlıyorsun. Bu videolar bu sırada yayınlanmış durumda zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Ama lütfen programa uyarak devam et. Yani Burada OBBK asal sayılar, OBBK rasyonel sayılar dedik. Bunu izledin. E şurada da şu iki günü bitirdin. Daha sonrasında eğer ki şu verdiğim ödevi 23'üne bitirdin. O zaman programın buraya kendin kaydır. Bunda sıkıntı yok. Ama burada soruları bitirmeden diğer videoyu izleme. Tamam. Şimdi geçelim bakalım diğer sayfamıza. Mesela Ekim ayı burada. Ekim ayında sevgili gençler. 1, 2, 3, 4, 5 toplam 5 gün konu anlatımı dinleyeceksin. Geri kalan bütün zaman dilimlerinde verdiğim ödevleri yapacaksın. Mesela ben sana şimdi burada çarpanlar ayırma, üstlü köklü sayılar dedim. Ben burada matematiğin ilacı ve belirlediğiniz kaynaktan e, bu konuların sorularını çözün demişim ama 4 gün vermişim. 3 günde bitirdin. 7, e, ayın 7'sinde mesela çarşamba günü free gün olarak değerlendirebilirsin. Boş gün yap burayı. Ne bileyim e, diğer derslerine bak ya da ders çalışmaktan gına geldiyse e, aç film izle. Oyun oyna. Arkadaşlarına muhabbet et. Bir şeyler yap. Ailenle vakit geçir. Ama dediğim gibi programı aksatma. Yani kümeleri de burada dinleyeyim diye kendini boğmaya çalışma. Tamam. Ee, sonuçta zor bir dersle uğraşıyoruz. Matematikle uğraşıyoruz. Eğlenceli ama bu bizi yorar. Yani düşününsene Eylül'ün birinden başladınız. E, 20 Ocak 2021'e kadar her gün bu şekilde matematik çalışamazsınız sonuçta. Biraz da gerçekçi olalım. Ee, Ekim ayı bu şekilde arkadaşlar. Yine zaten yapmanız gerekenlerin her birini buraya yazdım. Ama dediğim gibi ödevleriniz zaten bu konu, bu süreç içerisinde. Mesela şurada acil TYT Soru Bankası'nda işlenen konular çözülecek dedim. Ve buraya 6 günlük bir boş gün bırakmışım. Ama sen zaten küme, küme ve fonksiyonları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gün. 10 gün vermişim sevgili gençler. 10 günde kümeyi ve fonksiyonu zaten sen kalmaz bile 10 güne. Belki 7 günde bitirirsin. O 3 günde farklı derslere odaklanabilirsin. Eğer hani nasıl diyeyim şunu da yapabilirsin. Küme fonksiyon varsayalım toplamda senin çözmen gereken 100 sayfalık bir yer var. 10 günün var önünde 10'a böldün. Günlük sayfa, günlük sayfa çözmen gereken sayfa dedi 10. Zaten bunlardan bir tanesi matematiğin ilacı mesela. Tamam. Dolayısıyla sevgili gençler çok rahat yapabileceğiniz ödevler. Tabii ki Eylül 1'de başlayıp e, yine diğerlerinden 20 gün sonra bitirmek biraz daha sıkıştırılmış bir program. Yani açıp Temmuz ayında başladığımız programa bakarsanız gerçekten yaya yaya bitirecek, bitirilebilecek bir program ve bitirilebilecek ödevler mevcut. Şimdi daha sonrasında şurada e, 29 Ekim'de oran orantı ve problemleri e, dinleyeceksiniz arkadaşlar ve yine dediğim gibi bu videoların hepsi de zaten halihazırda yayınlanmış videolar olacak. Kasım ayı Yine burada bakın iki tane konu var. Sadece polinom, mantık ve trigonometri. Neden burada sadece iki tane konu var? Çünkü arkadaşlar işlenecek konuların bir tanesi bakın şurada. Ekim ayının sonunda problemler işleniyor ve problemler çok uzun bir konu olduğu için çok uzun sorular olduğu için ve gerçekten kitaplarda uzun yer kapladığı için ben burada size 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gün ayırmışım. Yani 2 hafta boyunca oradaki 2 hafta boyunca o sana belirlediğimiz kaynak e, matematiğin ilacı ve acil matematik TYT soru bankasından o problemlerin hepsi bitecek. Tamam eriteceksin bitireceksin. E, bu 2 hafta boyunca sadece buna odaklanacaksın. Daha sonrasında polinomlar ve mantık gene buradan işleyeceksin ve yine kasım ayı içerisinde baba konulardan bir tanesi trigonometri ve dolayısıyla burada da 5 gün kendi belirlediğin kaynaktan çöz dedim AYT için kendi belirlediğin kendi belirlediğin kaynaktan trigonometriyi çöz ve 1 2 3 4 5 6 7 gün boyunca da acil matematik AYT soru bankasındaki trigonometri kısmını bitir. Burada acil matematik AYT soru bankasındaki trigonometri kısmı seni yorabilir. Çünkü yaklaşık olarak 91-93 sayfa falan olması lazım. Hani 7 güne böldüğünüz zaman günde, günlük 13 sayfa yapar. Günlük 13 sayfa trigonometri de seni yorar mı? Yorar. Dolayısıyla sen buradaki programı ha, yerçi, ne demişiz 7, 8, 9, 10 ona bölmüşüz. Hadi günlük 9 sayfa. o bile yorabilir. Dolayısıyla sen zaten burası yani Aralık ayı senin için programının son ayı olduğu için sen burayı biraz daha aksatabilirsin. Yani burada 10 gün ayırmıştık 13 gün ayırabilirsin. Böyle Böylelikle günlük 7 sayfa yapar mesela. Sen o 7 sayfada günlük 7 sayfada buraya kadar aktarabilirsin. Sıkıntı yok. Zaten burası son ay olduğu için dilediğin gibi hareket edebilirsin. Burada permütasyon kombinasyon olasılığımız baba konulardan bazıları. Şuradaki istatistik ve grafik seni hiçbir zaman yormayacak zaten çok basit konu. Logaritma zaten basit bir AYT konusu. Dizi zaten bence basit bir ayet konusu yani seveceğin, hoşlanacağın bir konu. 12. Sınıflar için söylüyorum. Mezunlar zaten dizilerin e, sınavda çıkan dizilerinde, denemelerde çıkan dizi sorularında kolay olduğunu görecekler. E, ve daha sonrasında limit, yine limit türev integral üçlüsünün içerisinde en basit olan kısmı, hatta dizilerden ve logaritmandan da bence daha basit. Sadece biraz daha soyut olduğu için öğrenciler zorlanıyor. 12. Sınıflar korkmayın yani. Ve burada da türev ve integral var. Türev ve integral videolarını bu sene yeniden çekmeyeceğim arkadaşlar. Bunlar için çekilmiş gerçekten kaliteli olan ve e, türevi de integrali de baya bir derinlemesine detaylandırarak anlattığım 19 tane videodan oluşan sadece türev ve integral 19 tane videodan oluşan bir seri var arkadaşlar. Türev integral serisi var. Gerçekten beğenilerek izlendi ve gerçekten yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani bu sene içerisinde, bu sene için de yeterli. İçerisine Özellikle sonlarına sonlarına doğru yeni nesil sorular da ekledim ama biliyorsunuz ki zaten türev ve integral türev ve integralden ya, ya da AYT kısmında o kadar yeni nesil sorularda zaten tercih etmiyor ÖSYM dolayısıyla bu senin için idealdir bu videolar senin için idealdir. Toplam 10 tane video var türevden ve 9 tane video var integralden. Toplam 19 tane video olduğunu zaten söylemiştim sizlere. Bunlar bu seneyi sizi bu sene sizi fazlasıyla taşır sevgili gençler bu videolar. Ve daha sonrasında ayın 30'unda türev ve integral dedik. E, artık gerisi sizde diye not düştüm. 20 Ocak 2021'de program bitiyor sevgili gençler. Yani sen bu 21 günlük içeri süre içerisinde 31'inden 20'sine kadar olan süre içerisinde, hadi sen bunu bitiremediysen Ocak e, 30 Ocak'a kadar da uzatabilirsin. O bir ay içerisinde de e, hem kendi belirlediğin AYT kitabından hem de acil matematik AYT soru bankasından e, türev, limit, türev ve integral bunların her birini ama her birini bitireceksin. Böylelikle Ocak ayından sonra bir derdin tasan kalmayacak. Yani hem mat 1 adına hem mat 2 adına yani hem TYT adına hem de AYT adına bir tasan kalmayacak. Bir kaygın kalmayacak. E, programın sonuna kadar gelebilen kişi sayısı bence az olacaktır. Yani biz bu programa yani mesela ilk video 11.000 kez izlenmiş e, ee, bu 11.000 kez izlendikten sonra ikinci video 3.500 defa izlenmiş. Yani demek ki bunu, buradan şunu anlayabiliriz ki bu 11.000 kişi bunu görmüş ve 3.500 kişi bu programa devam etmeye çalışmış. Ama son videolara baktığım zaman bu 2.000'lere düşüyor, 1.500'lere, 1.000'lere düşüyor. Yani sevgili gençler ee, bir programa dahil olup da onu sonuna kadar götürebilen kişi sayısı azdır. Umarım siz de onlardan olursunuz diyelim. Ee, işte i̇şte böyle yani Programımız bu şekilde sevgili gençler. Umarım bu programa uymayı başarabilirsin. Umarım sen de o kazananlardan olabilirsin. İnşallah dualarım hep sizinle. Ee, sadece bir teşekkür etmeniz yeterli. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani bunları yapmamızdaki amaç bir program çıkarmamız. Yani biliyorsunuz e, bu pandemi süreci bizi bir şekilde etkiledi. E, belki sizi de etkileyecek. Bunu Allah bilir. Ee, hiçbir şekilde ne olacağını bilemiyoruz. Belki pandemiden daha büyük bir sorunla karşılaşacağız. Allah göstermesin. Ee, belki pandemi bir ay sonra diyecekler ki tamam bunun aşısını bulduk ve her şey bitti, ee, her şey normale dönebilir diyecekler. Keşke öyle bir şey olsa. Ama dediğim gibi ne olacağını bilmediğimiz şu hayatta. E, sen öğrencisin, üniversite kazanmak istiyorsun, sadece bir diploma almak istiyorsun. 4 sene beş sene oraya emek vermek istiyorsun. Tıpçılar 6 sene emek vermek istiyorsunuz ve sevgili gençler bunu yapabilmeniz için de bu sınavdan başarılı olmanız şart ve tek sorumluluğunuz da umarım hepinizin böyledir. Tek sorumluluğu da ders çalışmak. Lütfen evlerinizde kalın. Fazla dışarı çıkmayın. Dersinize odaklanın. Önünüzde sadece bir 10 aylık süreç var ve bu 10 aylık süreç tek bir onayınızı hibe edeceksiniz. Cefa çekeceksiniz ve ömrünüzün belki de geri kalanını kazanacaksınız bu onay sayesinde. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. İnşallah dediklerim bir yerlere gitmiştir. Evet bu videonun ve bu programın diyelim <laughs> alışkanlık olmuş bu videonun ve bu soruların diyecektim. Bu videonun ve bu programın sonuna geldik sevgili gençler. Ee, diğer videolarda, konularda ve soru çözümlerinde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.